Evet 46 yıl önce e, aşık Veysel'i e, kaybettik sevgili kralcılar tam 46 yıl olmuş ben tabii 46 yıl önce e, 4 yaşındaydım 3 yaşındaydım e, benim için 46 yıl önce çok önemli çünkü dedemden babaannemden kandırılarak ayrılmıştım Aa. 4 yaşındayım kaptan hayatımın en dramatik anlarıdır bu Şimdi hiç anlatmadığım bir hikayedir bu. Hiç paylaşmadığım bir Evet dedemi, baba, babaannemi, anne, amcalarımı, abi, halalarımı, abla olarak biliyorum. Gayet mutluyum ee, bu ortamın içinde. Bir gün amcam, İdris amcam Fransa'ya çalışmaya gidiyor. Dedi ki seni gezmeye götürüyor. Bak normalde benim bunu hatırlamamam lazım. İnsanlar çok eski yani çocukluk Anılarını neden hatırlarlar ya çok güzel bir şey olması lazım evet. ya da felaket bir şey olması lazım. Aynen. Normalde bir insan 3 yaşını 4 yaşını hatırlamaz ben adeta gözümde şu an canlanıyor. Amcam beni aldı ben de gezmeye gidiyorum diye yola çıktık otobüse bindik 20 saat tabii o zaman saati bilmiyorum. ama git git bitmiyor. Çok uzun bir yolculuk. Dedim nereye gidiyoruz biz yani bu arada... İçin için korkmaya başladım. Çünkü geri dönemeyeceğimi hissettim. Söyleyemiyorsun da hiçbir şey tabii çocuk. Başka yani. bir gezegene gidiyorum. Yani 4 yaşında bir çocuk başka bir gezegene gidiyor. İstanbul'a geldik Gaziantep'ten. Ben tabii anladım. Korku var. Amcamın bacağında yürüyorum. Oh ya yani amcam mesela yürürken onun bacağındayım. Böyle bildiğim bacakla birlikte hareket halindeyim. Bırakmıyorum. Çünkü o giderse amcam eğer kaybolursa beni geri götürecek olan yok gibi. Gitti. Şey gibi düşün bunu. Zaman makinasıyla bir yere ışınlanıyorsun. O ışınlandığın cihazın kaybolması gibi bir şey. Eyvah, eyvah. Kaybolursa o geçit kaybolursa ne olacak? Ben kalacağım orada. Hiç tanımadığım insanlar. Amcam işte senin baban, bu senin annen, üvey annem, mekanı cennet olsun. Bunlar senin kız kardeşlerin. Annemin ilk evliliğinden hı hı. E, iki kız. İşte bunlar senin ailen. Böyle dang diye. Ee, Nasıl yani? Benim babam, dedem. Hani dedem ne oldu? Babam vardı benim. Benim babam var. Annem var. Bunlar kim? Büyük travma. Büyük Anladın bir mı? yani hayatımda yaşadığım en büyük kabuslardan bir tanesi. Ben amcamı bırakmıyorum. Amcamı bırakmıyorum. Yakasını bırakmıyorum. Amcamı zorla yatırdılar yatağa. Yatağın başında böyle duruyorum. Kımıldamadan böyle. Donmuş vaziyette. Böyle bir şeye getirdiler, e, teşkaleye getirdiler. Bir anda ben bir yere döndüm, tekrar döndüm tabii bu arada. O birkaç saniye içinde Amca yok. amcamın yerine üvey dayım yatmış. Oh. Ben dayımın başında duruyorum. Amca diye bir... Amcam diye. Bir baktım amcam yok. Bir baktım tanımadığım bir adam. Beynimden aşağıya böyle kaynar sular... Ve kendime hiç gelemedim biliyor musun? Hayatımın en büyük kabusudur bu. Yani kaldım böyle. Böyle olmaz. Ya yani. yani empati yaptım. Böyle olmaz. Gerçekten yani, şu an hissettim ya senin yani, ne hissettiğini. Evet. Ya böyle olmaz. Şey. Böyle bu şekilde e, yapanlar varsa büyük yanlış. Yani dört yaşında Yapmayın, ço ya değil çocuk. Ya çocuk mi Ya o çocuğun sırtına sen dünyayı yık yıkıyorsun adeta. Bir 4 yaşında bir çocuk bir telefonu bile taşıyamaz. Sırtına böyle bir adeta bir kamyonla yük boşaltıyorsun. Ben yıllarca İstanbul'dan Gaziantep'e nasıl kaç, kaçacağım diye planlar yaptım. Daha 4-5 yaşındayken. Nasıl kaçacağım? Yani bilsem kaptan. Hani yürüyerek ne tarafta olduğunu bilsem Gaziantep'in oraya doğru yürüyeceğim. Bak net söylüyorum. Bilsem ki Gaziantep'e bu tarafa doğru... Günlerce gecelerce aç susuz yürüyüp dedemi babaannemi bulmak için yürüyeceğim Şimdi onun için 46 yıl önceye gidince bir an hiç aklımda olmayan bir şey paylaştım Senin de gözlerin bu arada doldu ee, Yani Çok e, zor bir şey ya evet. ha, Ne oldu 50 yaşına geldim unutulmuyor abi yani o günler hala insan yani bütün şeyi düşünüyorum şimdi. Çocukları düşünüyorum. Ee, ve bu durumda olan. Aynen aynen. Evet. evet. Yani şu an ortak duyguyu yaşayan evet. birçok yürek şu an bu anlattığınla birlikte gitti o günlere. Evet. evet. Ve de, çok derin bir şey. Daha kötüsü var. Şimdi bunu detaylı Mutlaka mutlaka. mutlaka Daha kötüsü viz. neydi biliyor musun? Ben aslında o anı unuturdum biliyor musun? Ben az söyleyeceğim insanlar çok anlasın. Beni amcam oraya bıraktı. Hiç tanımadığım insanların arasına ne yazık ki bana iyi davranılmadı. Aa. Bu da daha başka bir şey. Evet işte en büyük. Yani iyi davranılmadı yani. Travmanın Özellikle, üzerinde bir travma daha. Yani şimdi bu detaylara girip insanları evet, evet, rencide evet, evet. etmek istemiyorum. İyi davranılsaydı ben o anı unuturdum. Değişecekti tablo. Evet. Yani doğru davranılmadı, iyi davranılmadı, sarılmadı insanlar bana. Sarılsalardı böyle sıkı sıkı ben o günleri unuturdum. Bir de bunun üstüne böyle bir şey gelince 46 yıl önce yaşadığım evet Aşık Veysel, Aşık ile... Veysel hayatını kaybetti. Ben de babaannemi dedemi kaybettim. O yıllarda hem Ama Aşık Veysel'i hem babaannemi hem dedemi Duvarı şad olsun diyelim. Evet, mekanları, mekanları cennet, cennet olsun. olsun diyelim gerçekten. Yani benim için babaanne dede o kadar önemliydi ki o küçücük ellerimi açıp dua ederdim. Allah'ım onlardan önce ben öleyim diye. Ne olur Allahım ben onların öldüğünü görmek istemiyorum diye böyle dua ederdim. Evet şimdi aşık Veysel'in bir hikayesi var. Bu hikayeyle e, bitireceğiz çok anlamlı bir hikaye. Buna da bir şey söylemek istiyorum hikaye yayınlamadan önce. Kaptan e, bazen haklı oluruz, haksızlığa uğrarız. Haksızlığa uğradığımız halde e, haddini bildirmeyiz kimseye içimize atarız. Haklısın istesen sana haksızlık yapanı istesen darma duman edebilirsin. Hı hı. Sevdiğin için değer verdiğin için büyüklük bende kalsın dersin. Ayak bir kalın. söz vardır ya büyüklük <laughs> büyüklük bende kalsın. O sana öyle bir haksızlık yapar ki. Aşık Veysel işte onu yapar. Darma duman eder seni. Darma duman eder. Sana öyle bir haksızlık yapar ki darma duman olursun. Sen istesen onu darma duman edebilirsin ama yapmazsın. Dersin ki büyüklük bende kalsın.